Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü sizlerle birlikte Fernbaş'tayız ve Fernbaş'a devam ediyoruz. Benim eski bilgisayarım ve profillerim silindiği için artık bütün kilikleri beraber açacağız arkadaşlar. Vakit buldukça yayın veya video yaptıktan sonra tabii şu anda biliyorsunuz yayın yapamayacağımdan dolayı video yapmaya çalışacağım ama ufak tefek bir yeni gelişmeler var. Onları aktaracağım size. Bugün Bremen'den Köln'e gideceğiz biliyorsunuz. Yeni çıkan geleceği tamamladım. İskandinavya geleceksin tamamladım. Bizim EKS tabiriyle söyleyeyim. Danimarka geleceksin yani İskandinavya tamamladım. O da ilk yayınım yeni bilgisayarımdayken. İlk yayınımızı yaptık. Şimdi Fransa tarafının birkaç yerini aşkım. Şuralara da aşkım. Şu bölgede Hollanda ile Belçika'ya da aşkım. Şu anda sadece şu orta bölümle Çek Cumhuriyeti'yle diğerleri kaldı. Hepsini tek tek açmaya çalışacağım. Bugün Bremen'den Köln'e doğru yolculuk yapacağız. Aracımız ne yapılan Skyliner arkadaşlar. Bunu seçeyim dedim. Şöyle bir hemen şöyle aracımızın içine geçelim. Ne yapılanı seçme nedenim Eray'dan kaynaklıdır. Eray şimdi benim başımın ekini yemesin. Selam olsun kardeş Meburgan. Şimdi arka kapıyı açalım. Abi şu klavye kalktığına geçmem iyi oldu ya, yemin ediyorum var ya. Aynen, tüm bagajları açalım. Şöyle yolcularımıza binelim, bindirelim. Yanlış kargaş. Oğlum merkezi yanlış mı algı la? Heh, Köln'e gidiyoruz. İlk iki kankası yanlış çıktı yani. Hemen şöyle Köln'ü alalım. Şöyle güzel sohbet olsun. Fernbaş'ı çok seviyorum. Fernbaş'a elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Ama tabii şu anda bir hafta video gelmeyecek. Bilginiz olsun. Bu video son video. Birazdan açıklayacağım. Fernbaş ufak bir güncelleme yapması lazım arkadaşlar aslında. Niye gideceksiniz? Birazdan onu anlatacağım yoldayken. Ablacım şöyle bir çekilin ha. Tamam, ikisi zaten yanlış algı. Hemen şöyle bagajlarımızı kapatalım. Yok lan bagaj kartı da şey ya. Şöyle oğlum çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Ha. Şu yukarıya bakalım. Aynen. Aynen şöyle okuralım. Ulan bayağı özlemişim ya. Şunları açalım abi. Şu kış seslerini bir değiştirse şu Fernbaş var ya çok güzel olacak ya. Hiç sevmiyorum. 21.5 yapalım. Kapılarımızı kapatalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aynen. Tertemiz. Evet şimdi şuraya da bir kontrol yapalım. Burada da bir eksiğimiz var mı? Havalı kornayı açmayacağız. Bunlarda zaten pek bir şey yok gibi. Tamam. Hadi bakalım. Yolumuza çıkalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir seferimiz olsun. Vay vay vay. Fernbaş'ı gagim gibi çok özledim. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar. Bu arada kayıkta mıyız lan? Hemen bakalım. Aynen kayıktaymışız. Şimdi alt kap yaptığım için şu sanırım anonslar açıyor. Evet. Ona hiç gerek yok. Evet arkadaşlar şu anda bir hafta video gelmeyecek. Sebebi ise de şöyle. Ben Kalkil'e çıkacağım. Normalde Kalkil planım yoktu benim. Geçenki videomda bahsetmiştim ama bir arkadaşım beni Kalkil'e davet etti. Çanakkale'ye gideceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben yola çıkacağım. Bu videoyu daha doğrusu hani ben yani bu video izledikten sonra yolda mı olurum veya ne zaman şey yaparım belli değil ama şunu söyleyeyim ki arkadaşlar yani cumartesi saat 11'de yola çıkacağım. Ardından pazara bağlayan gecede 1.30'da Ali Bey'e otogarından benim otobüsüm kalkacak. Organga Çanakkale merkeze geçeceğiz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Bakalım
ne gibi şeyler bizi bekliyor. Hayatımda ilk defa Çanakkale'ye gideceğim. Onu da söyleyeyim. Bakalım bizleri neler neler bekliyor. Darum soll man sich also anschneiden. Abla sen bir araba kullanma ya. Çok ciddi konuşuyorum. Yani gerçekten araba kullanma. Yani kaç gündür fern baskı hiçbir şekilde bak ne Vigo olsun ne canlı yayında olsun bir kazasız bitirmiştim 2-3 defa ama şu anda gerçekten daha dakika bir gol bir yani şaka gibi ya neyse yolumuza devam edelim. Bakayım araba gelmiyor zaten şöyle geçelim. Aynen yavaştan çıkalım abi şöyle dediğim gibi bir Çanakkale'ye gideceğim bir hafta orada kalacağım. Bakalım ne tür zorluklar bizleri bekliyor. Şimdi ben bu arada dünkü söyledim. Yani dünkü video yani dün dedim yani şey işte anlayın ya konuşamıyorum. Önceki videomda da söyledim. Yıllık izine çıkacağımı söylemişim. Şu an yıllık iznimin yani işten çıktım. Yani işten çıktım derken yani son mesaimi yaptım. Şimdi yıllık izindeyim. Ayın 21'ine kadar yıllık izindeyim. Bir haftasını Çanakkale'de geçireceğim. Dediğim gibi hiç hayatım boyunca gitmedim bir görmek istiyorum. Neler var neler yok. duruma göre netleşir. Bakalım. İnşallah güzeldir oralar. Bir görelim. Şöyle dönelim. Bir arkadaşım sağ olsun Galatasaray. Hani benim bu özel sıkıntılarımı da bir olgunluğu da çok iyi biliyor. Yani hem kendi özel sıkıntılarımı çözmem gerekiyor hem de İşlerim gerçekten çok yoğundu. O yüzden bir tatil günü artık bir tatile çıkmam gerekiyor. O yüzden mecburiyetten dolayı bu şekilde yapmak zorundaydık. Normalde ben Yalova'ya gidecektim ama Yalova rakini iptal ettim. Şimdilik gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten hani çok kez git gel yaptım. Hani biraz sıkılırım diye düşündüm. Öte yandan kimse de yok zaten bizim akraba tarafından. O yüzden şu anlık o yüzden iptal ettim. Hani bir arkadaşım sağ olsun telefon açtı. Hani gel seni bir Çanakkale'ye davet edeyim. Hani sağ olsun. Teşekkür ediyorum ona buradan. İsim vermeyeceğim. Bir gidelim görelim bakalım. Hiç hayatım boyunca gitmedim. Şehitliğe de bir uğramak istiyorum. En çok istediğim şey özellikle o. Daha sonra bakalım. Tatil köylerine bir gidelim bakalım neler var neler yok. Dediğim gibi bir hafta orada olacağım. Dediğim gibi şu anda cumartesi 11'de yola çıkacağım. Akşamın 11 yani 23.00'da. Ondan sonra pazara bağlayan gecede 1.30'da otobüsüm kalkacak. Ali Bey köye çıkacak. O kadarından yola çıkacağız. Muhtemelen kahvenin sabah 6-7 gibi orada olurum. Uzun zaman sonra bir yolculuk yapacağım. hangi otobüs olduğunu bilmiyorum. Şu anda biletleri ben internetten aldım. Kamil Koç'a gideceğim bu arada. Bakalım nasıl olacak, nasıl şey olacak. Ben de çok merak ediyorum. Bence güzel bir yolculuk olacağını Kamil'den. Bakalım otobüse uyuyabilecek miyim? Şimdi şu an hala uykum var. Şu an cumartesi saat gece 1. Yani benim toplam 24 saatim kaldı. Yemek saat sonra o kadar olmam gerekiyor. O kadar hesabını yaptım. Dediğim gibi yani siz bu videoyu yine cumartesi günü izleyeceksiniz ama hani gündüz mü akarım yoksa çıkmadan önce mi akarım bilemem. Yani akşama doğru mu akarım bilmiyorum. Hani muhtemelen video gizlide durur. Ona göre karar veririm ki muhtemelen ya gündüz olur ya. Siz bu videoyu izlerken ben hala İstanbul'da olurum diye tahmin ediyorum. Bakalım şimdi bir cumartesi yani bu video gelecek zaten arkadaşlar sizin izlediğiniz zaman. Klimaya kaçalım biraz şöyle püfür püfür. Hava zaten çok sıcak. Yani inanılmaz sıcaktan gebermiş vaziyetteyim. Zaten gördüğünüz gibi buz gibi soğuk su içiyorum. Hatta kaç litre lan bunlar? Bak unuttum bile bunları. 1 litre ha. 1 litre içiyorum. İnanılmaz gerçekten çok sıcaklıklar var.
Yani dediğim gibi yani bir kalkülak ediyoruz. Bu arada isterseniz ki yapacağım muhtemelen ama hani Instagram'dan da birkaç canlı yayın yapmayı düşünüyorum bununla ilgili. Ne var ne yok hepsini anlatırım. Bir de şöyle aslında bir Bodrum isterdim ama şu an Bodrum mümkün değil. Hani gerçekten aşağı yukarı şu an bakınız 25-30 bin lira ayırmanız lazım. Anca Eylül'den sonra kalkan düşüyor fiyatlar. Yani düşse bile yine pahalı ama yani en azından Eylül'den sonrası zaten okullar açılacak o zaman. Ondan sonra hani bomboş kalacak. Şu anlık hani ben GOKİ'ye kadar bekleyemeyeceğime göre. Hani Antalya'ya gelen olmak gelen olabilir. Yani Antalya'ya gitmek gelen olabilir de şu an Antalya için arkadaşlar mümkün değil. Çünkü Antalya zaten gaga kötü. Yani İstanbul'da şu an 35-36 derece, oradan 45'ten aşağı gelir Antalya. Mesela şu an Eray da orada. Eray iyi bilir. Anıl da keza bizim Çakırak'a selam olsun da Çakırak'a. O da zamanında Antalya'ya gitmiş gelmiş bir arkadaşımdır. Balıkesir'e yaşaka gayet Antalya'ya gidip geliyordu. Yani şu anda inanın ki gerçekten çok kötü sıcaklıklar var. Yani şu anda şu küçük pervane bile o beni yani fayda ektirmiyor yani az da olsa. Dediğim gibi bir kalkül yapayım diyorum çünkü İstanbul'dan çok yok sıkılmaya başladım. Çok yoruldum. Herkes de yoruldu tabi. Çünkü biraz hani gürültü pakırdan uzak durmam gerekiyor. Yani bizim yerleşeceğimiz yer muhtemelen böyle bir kalkık köy tarafı olur. Bir denize falan gireceğiz inşallah. Şöyle bir denize bakalım. Çanakkale denizi soğuk diyorlar. Bir bakacağız gruba göre. Ona göre şey yaparız yani sıkıntı yok. Dediğim gibi bu profilimle silindi. Yani eski bilgisayarıma kaldı. O da onun hepsini açmışım şimdi tekrar uğraşmak zorundayım. Aslında bir yandan değil böyle hani aynı yerlere hani dolaşmaktansa tekrar kilitleri açmak daha iyi diye tahmin ediyorum. Oyunda genel sıralamada 3500. sıradayım. Yani bayağı bir yükseldim arkadaşlar. Şu anda. Ya Fermax başka arkadaşlar ya. Ben Fermax'ı daha çok seviyorum. Şimdi EKSG mi yolcu alma yoksa Fermax mı diyeceksin? Bu, yani bu konu bence tartışmaya kapalı. Onu söyleyeyim yani çünkü hani EKS bir tır simülasyon olduğu için yani sadece otobüs yamalarıyla işte yolcu moglarıyla falan oynadığımız için hani o tamam o başka bir şey ama hani o yolcu mogu Gorsel moguyla olarak gözüküyor. Gorsel olarak bir Gorsel'in üzerine yapılmış olarak gözüküyor. Hani onun için de Fernbus'la ayrı ayrı bir farkı var. Bu arada araga bir grup giriyor. İşte bu bir alt yapıyı bir çözse biraz. Senkronizasyon hala sıkıntılı. Şu an eski bilgisayarım olsa şu an gerçekten 20 FPS alırdım. Unreal Engine 5'a geçtiği için abi. Bak Engine 5 4 olsaydı oyun şu anda. Belki bir 80-90 görürdüm. Şu an 60 FPS'e yüksek ayarlarda oynuyorum zaten. Yani en yüksek Ultra'ga bile değil abi. Hepsi yüksekti. Zaten o kadar gerek yok. Bilgisayara yormanın anlamı yok. Bir ölçekleme düşüreceğim bakalım organ hep ne tepki verecek. Şu an ölçekleme yüksekte çünkü. En yüksekte. Ya bu sistemi kopladığıma çok mutluyum açıkçası. Herhangi bir sponsorluk da değil tamamen kendi makyakımı göktüm. Ailemin de desteğiyle. Onun için yani gerçekten yoksa daha kötü olur mu yani şöyle yani sürekli bir 720p ile yayın yapıyorum. Artık yeni sistemle beraber 1080'le hem yayın hem de video gelecek.
Bu Engine 5'in en güzel özelliği artık şu yapay zekalarda hep Manlio koçu görüyoruz. Şimdi artık bütün otobüsleri görüyoruz. O bile aslında çok geç kalındı bence. Yani onun olması gayet güzel oldu. Yanımıza şu an VGL çift katlı otobüs geçiyor. Vallahi dediğim gibi abi İstanbul'da artık bir şey kalmadı gibi bir şey ya. Gerçekten o kadar çok sıkıldım ki. Yani millet şu an gerçekten inanın bana kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu arada sağ şeride geçeceğim ama biz otobüsle aynı sürakta gittiğimiz için biraz bir şey oldu açıkçası. Az önce gösterelim Kamil Koç'a gideceğim. Zaten Kamil Koç abi benim en çok beğendiğim firma onlar. Yani normal aslında Manyos Koç'la kıracaktım da abi çok Manyos Koç'la kırdık. Bayağı hani bana bir sövmeyin boşu boşuna. O yüzden farklı bir otobüs kullanalım dedim. Ne yap lan Skyliner'ı tercih ettim. Kanka Eray bunun aşığıdır. O yüzden Eray şimdi yorumlara gömçürür. Hatta böyle kalp emojisi koymazsa ben bir şey bilmiyorum. Eraycığım kankam bir yorum bekliyorum senden. Yani Fernbus gerçekten çok güzel bir oyun ama bir ekranizasyon çözdüğüm gibi bu kalıngan yenmez. The Boss videosu da gelecek ama bir hafta sonra aklımda güzel bir şey var. Aklıma Mokdesi'ye geldi. Senin abi hatta bir tane harika modu çekmiş. Bakalım harika modunda ne kadar FPS veriyor onu da merak ediyorum. The Boss'taki zaten biliyorsunuz hala şu an hala beta maalesef. Şu an Beren gibi şey yok ne zaman gelir bilemiyorum hala. Oyun çıktığından beri hala beka aşamasında. Yani nasıl olacak ben de merak ediyorum. Dayı bana yol verecek misiniz? Bu kamyona biraz işimi zorlaştırıyor. Hay gelme 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 gelme. Bir sinyal yaktık da. Bu arada ben yakın geleceler aktif şu Spinkire gelecesini bile almış oldum. Bir arkadaşımın baskısıyla ya gaga al gaga ya ne olacak gaga organ on ingerim gaga 15 lira mı 18 lira mı gaga işte al gaga. Onga aldım bir de bu ücretsiz bir tane B40 ne Koyaka'nın bir minibüsü var onga aldım. Bu kadar ücretsiz de Koyaka'nın da geleceksiz de var şu anda yani yakın geleceleri ben otobüs harika hepsi tamamlandı şu anda. Arkadaşlar bilginiz olsun. Onların hepsi şu anda elimizde her şey elimizde. Bu arada ATS'ye geçen kişiye de söyledim hatırlamıyorum. Orka Karkiyanka otobüsünün videosunda söyledim bilmiyorum ama ATS'ye yeni gelece çıktı onu da alacağız. Daha sonra ATS'ye yeni bir Gorse modu geldi. Yeni Gorse gelecesi geldi onu da alacağız. Onları imal etmek istemiyorum yani çünkü biliyorsunuz birbirimizin diğer yayıncı olduğumuz için. O yüzden şimdi ama önce bir kankiden dönmem lazım. Kankide benim biraz masrafım olacak. Dediğim gibi Çanakkale ilk defa gideceğim. Az önce de söyleyeyim hiç bilmiyorum. Nasıl şeyler, nasıl yerler var merak ediyorum. Seksen ama biz yüzle gidiyoruz abi ben sınırına bakmıyorum. Yapacak bir şey yok. Ay, vallahi saat gece kaçak oldu. Biri on geçiyor ya. Vallahi şu videoyu çekeyim hemen uyuyacağım. Egekini yarın yaparım sabah kalkayım da. Ondan sonrası zaten malum. Egekten sonra da başka bir şey kalırım elime bilmiyorum. Vakitim olursa bir video daha çeker, onu da gönlümde yaparım. Şöyle bir vücudumuz bir yansın ya, değil mi? Şöyle bir güneşke. Ama ben şöyle söyleyeyim, İstanbul'dan bir daha sıcak bekliyorum. Ben Çanakkale'de ama sorun olmaz ya.
Vallahi arkadaşlar sisteminiz iyiyse, güzel bir sisteminiz varsa, oyuncu bilgisayarınız varsa, yani RAM'iniz en az 32 olması lazım. İşlemcinizin en önemlisi i5 alacaksanız, yani ben Intel'e önem veriyorum. AMD çünkü çok ısınan bir şey. Intel'in en azından bir soğutma özelliği var. Intel çok ömürlük bir şey. O yüzden ben Intel'i daha çok tercih ediyorum. Intel'in en minimumu şöyle söyleyeyim. Yani 12. nesilden örnek vereceğim. i5 12. nesil 12400F. Oo, bu ne lan? Oo oğlum, çarpmayız inşallah. Bu nereden çıktı bu? Bu niye böyle olmuş mu ya? Hayga. KML'le snook'a kaldın, KML'le. Oğlum o niye öyle oldu ya? Ben de diyorum, ormanlık alana mı girdik anasını satayım? Allah Allah. KML bir işi doğru yaptı abi ya. Ulan her şeyi güzel yapıyorsun da. Yani. Ve çok grok gülüyor arkadaş, yani anlamadım ki bu iş. Senkronizasyonu hala berbat abi, yani gerçekten ne diyeyim ki. Yani 2016'dan beri çıkan oyun hala berbat. 2016'daki grafikle şimdiki grafikle bir değil tabi. Yani EKS gibi düşün. EKS'de nasılsa şu anda hala öyleydi. İlk çıktığında sadece MAN vardı sadece. Eski kasa. İlk geleceği buydu zaten. Yok lan gelecesiydi. Evet, 90 kilometre, 95 kilometremiz kaldı, az kaldı zaten, birazdan bitecek. Bir 10 dakika herhalde orada oluruz diye tahmin ediyorum. Bakalım kaç dakika oluruz, zaten az kaldı. Yalnız yüzde iyi viraj görüyoruz. Yok, sıfıra mı basıyorduk? Evet, sıralama geçişe. Şöyle koridora bakalım. Üst kaks. Her şey güzel, tamam. Bu arada neden iki tane klavye diye soranlar olabilir. Ya ben Blue Switch'i çok seviyorum, Red Switch'i çok seviyorum. Ya Blue Switch'te biraz hani kafam ağrımış ama tekrar geri kalkmak istedim. Bir de RGB yok, onu da seviyorum. Öte yandan zaten Serak abi çok selamlar olsun. O da bunu hani sağ olsun bir tercih etmişti. Alayım dedim. Ben de zaten hani şöyle bir şey düşündüm. Zaten yeni bir masa düşünüyorum arkadaşlar. Geçen de söylemiştim. Masa düşünüp özel masa yaptırıp L şeklinde yaptırmayı düşünüyorum. O zaman daha güzel şeyler olacak. Bir de ben aklımda şey var. Ayrı bir tripodlu bir mikrofon almayı düşünüyorum. O öyle bir kafam, böyle bir şey var. Öyle bir şey yaparsak zaten tamam derim. Olur derim yani. Gerçekten öyle bir hedefim var. Çünkü artık yavaş yavaş zaten sistemimiz bitti artık. Benim en büyük şeyim, en büyük stresim, hakkım onun için. Yani sistem tamam. Sistemde bir problem yok. Şu anda sadece yapacağımız tek bir şey var. Bir masa, bir monitör alacağım. Arşiv monitöre geçmeyi düşünüyorum. Çift monitörü de, yani şu kullandığım monitörü check, artık hani yayın yaparsak yorumlar ve check kısmını okuyacağım. Bir tane böyle daha böyle kenarları ince olan, böyle kıvrımlı olan, hani düz değil yani, kıvrımlı olur da şu şekilde. O şekilde bir monitör düşünüyorum. Onu da aldıktan sonra paşa paşa artık yayınlarımızı okuruz. Şu telefondan kurtulmuş olurum. Bütün canlı yayında olan yorumları, check yorumlarını, bütün hepsini buradan okuyorum. Tabi buradan olmuş oluyor. Hani biraz sıkıntılı olmuş oluyor. Hani yazılar küçük oluyor. Bilmem ne küçük oluyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Bunları da çözmemiz gerekiyor. Aa, bu taksi de rakam kafayı yedi. Taksi de benim yolumu kırıyor neredeyse de. Neyse.
Firmware'a bir güncelleme geldi. Güncelleme mi geldi anlamadım. 2 gün önce oynadım. Yani günümde boş gibi, bir yarım saat bir vaktim var dedim. Bir Firmware'a bir sefer atayım dedim. Aga hiçbir sıkıntı yoktu yani. Bir de Fransa galecesine gezdim ha, hiç öyle FPS'e düşmedi. Burada niye öyle bir şey oluyor onu anlamadım yani. Ha, burası oyunun standart alanıdır çünkü. Video çekiyorum diye mi öyle zannetmem abi, video o kadar şey değil. Tamam 1080 çıkışına 1080 verdim, çok bir şey değiştirmedim yani açıkçası. 2500 bitrate ile veriyorum zaten. Yani bir kayarı 2500 zaten, hep öyle, öyle kullanırım ben. Ya şöyle bir durum var aslında. Crysbox'a başlayacaktım çünkü kalkıla gittiğim için şöyle Crysbox daha mantıklı gelir diye düşünüyorum ama ben Crysbox oynamıyorum artık çünkü oyuna bir güncelleme gelmiyor. Yine oynamak isterim ama şu anda bir güncelleme gelmediği için hiçbir şey, arkasına bir güncelleme gelmiyor arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim, ben bunu benim 5. 6. söyleyişim ama yani gerçekten şu an Crysbox hani almak isteyen olursa bilemiyorum. Yani şey Hast du den anlam Blitzer gesehen? şey olarak söylüyorum hani turist kaçırmacılığı falan hani oluyor ya, o yüzden hani onun için söyledim ama şu an hani almak isteyen alabilir ama yani herhangi bir şekilde bir güncellemesi yok ve hani ben şöyle bir şey düşündüm şimdi, o oyuna ekranı çift katlı otobüs enkrege girmedim ya, biliyorsunuz buradan aldığınız bir otobüs gelecekse diğer oyuna Crysbox'a aktarılır çünkü oyun aynı oyun sadece konusu farklı ve bu otobüs aktarılmadığı için ben zaten organ gagam abi, buradan zaten tamamen şeyini vermiş. Çünkü konusu bitmiş bu oyun arkadaşlar ama Fermbox öyle bir şey gelen yani. Şu an oynadığımız Fermbox öyle bir şey yok. Burada güncelleme gelebilir, herhangi bir harika geleceksi gelebilir, otobüs geleceksi gelme imkanısı var. Hani Fermbox biraz daha çok ön plana tutulduğu için. Ha ben şöyle bir şey isterim ki Crysbox'ı arka planda kalmasın. Çünkü KML'nin yaptığı oyunlar çok iyi, sadece altyapısını yani senkronizasyon, alt senkronizasyonu bir çözümü, çünkü takılmalar ondan oluyor. Yani bu benim oynadığım bir sistem bu kadar takılmaz. Yani senkronizasyon, yani Hüseyin abinin canavar gibi bir sistemi var. Aa İbne'ye bak, orada o şeyi düşürdü, geri zekalı. Geniş almadı, hıyarka. Şeyi düşürdü. Sokak kullanmasını düşürdü, geri zekalı. Öküz. Yani onun için de hani arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani İngilizcem bile olsa bu oyunda bir senkronizasyon sorunu yaşıyorsunuz. Maalesef. Bak şimdi bak 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 yaptığına bak bak. Oğlum lan! Önüme düşme bari, hayvan ol hayvan ya. Oğlum bu yapay zeka yıkan mı bozmuş bu TML'e? Ama SCK'dan özenme aga ya. Vallahi billahi görüm ya. Bak dakika bir ablanın arabasına çarptık. İkincisi taksi bizim orada şey oldu. Üçüncüsü de ah bu kamyon şimdi tır. Zaten ben bu oyunlar için hani yüksek yani yüksek sistem oyunlar için artık ben bu bilgisayarı toplamışım arkadaşlar. Para göktüm ben bu sisteme. Hop 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 abo bayağı kastı orada. Orada bayağı bayağı bir kastı neyse. Çünkü hani yüksek sistemli bilgisayar arkadaşlar, çünkü hani eğer sadece EKS ve OMS oynayacak olsaydım ben zaten o bilgisayarı hani şey yapmazdım yani, bilgisayar toplamazdım. Onu da söyleyeyim yani arkadaşlar. Ya diyeceksiniz ki yani İngilizce algı yine böyle ama bu oyunla alakalı bir durum. Benlik bir şey değil yani. Az önce de söyledim. Senkronizasyon düzeltecek. Mesela Gbox'ta bu kadar senkronizasyon yok abi, onu anlamadım. Çok da olsa hani. Çok nadir. Yani bunu tamamen bir şey çözmesi lazım bana göre. Az önce de konuştuğumuz gibi Chris Baskı güncellesin TML abi. Yani yapsın bir şey. Ona bir eklenti yapsın yani. Yani o oyunda boş kalmamalı bence, öyle diyorum, öyle düşünüyorum. Bu arada ATS 1.48 hani şey adını söyleyin. Geldi 1.48 geldi. Harika ile beraber. Ya gönlümde birkaç
Döngümle belki bir canlı yapabilirim ha. Eğer bir boş vaktim olursa düşünürüm. Düşünüyorum yani. Eskiden Rekargar sesi bile var baba yok ya. Ben ya tamam şimdi bu yeni tip akıllı Rekargar sesi duyulmuyor da. Abi Rekargar sesleri başka galiba her zaman onu söyleyeyim yani. Şu kilitli şeyleri açacak arkadaşlar. Yani gerek video olsun veya yayınlar olsun. Şimdi bu videoyu çektim. Şimdi bu videoyu çektik. Kaygımızı bitirdikten sonra hemen bilgisayarı kapatıp uyuyacağım. Yarın da bu videoyu upload ederim. Ondan sonra izler. O izledikten sonra ben de Çanakkale'ye yola çıkarım abi. Ondan sonra sızarken malum. Evet, körüne geldik arkadaşlar. Körün okagarına geldik. Orada. Burada bitirelim arkadaşlar. Şu gökte bir yakalım hakka. Buraya kaç ka? Ablacım ben seni öyle şey koşturmuyorum yani. Şunları kapak abi zaten. Geldik. Niye ilerlemiyor la? Bu hala şu sorun var ya gençler. Aldınız mı bavulları? Oğlum niye binemiyorum la? Şu kapı bir açık kalsın. Şunları şey yapalım. Bakın şeyleri kapattım. Bunların hepsi tamam. Okey. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi tatiller dileyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizler de tatillerinizi yapın her fırsatınız varsa hiç beklemeyin gerçekten. Hani tamam şu an hani hayat pahalılığı var şeyler yani bir tatil parası pahalıdır ama bence değer mi değer abi gerçekten hani benim gibi şu anda çok sıkıntılı yaşayan geçen arkadaşlar varsa mutlaka kafanızı dinleyin abi yoksa başka türlü kurtulamazsınız diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.